Kültür Aşı'ndan merhaba. Daha önceki programlarımızda kebaplardan söz etmiştik. Hatırlayacağınız gibi kebaplar da tıpkı zeytinyağlılar gibi mutfağımızın olmazsa olmazıydı. Bugünkü konumuz ise yine et. Ancak bu kez sözü günün anlam ve önemine uygun olarak Kurban Bayramı'nın et yemeklerine getirmek istiyoruz. Çoğunun kökeni Osmanlı'ya dayanan et yemekleri Türk mutfağında büyük öneme sahip. Çok eski dini geleneklerimizden Kurban Bayramı'nda dana, koyun, hatta mevsimine uygun olarak kuzu eti kullanılıyor. Ancak bu geleneksel yemeklerin pişirme yöntemleri önceki günlere göre biraz daha farklı. Örneğin Kurban Bayramı'nda eti ızgara ya da köfte olarak yemeyi tercih etmiyoruz pek. Şimdi gelin Kurban Bayramı vesilesiyle etin türlü hallerine birlikte bakalım. Sofra dergisine yıllardır katkıda bulunan maharetli eller sizler için bayrama özel et yemekleri hazırladı. İlk olarak Saniye Döldüş'ün evine konuk oluyoruz. Kendisi bize kuzu incik kapama hazırlayacak. Merhabalar Kültür Aşı izleyicileri. Öncelikle hepinize sevdiklerinizle mutlu, keyifli, huzurlu, sıcacık bayramlar diliyoruz. Konumuz bayram olunca elbette ki bayrama yaraşır, nefis, lezzetli et yemeklerini sizlerle buluşturmak istedik. Ve ilk durağımızda öncelikle Saniye Hanım'a konuk olduk. İyi bayramlar Saniye Hanım. Teşekkür ederim. Sizlere de iyi bayramlar. Bütün Türk milletine iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Neler yaptınız bayram için? Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Valla bayramın birinci sabahı ilk önce kızım, damadım, torunum bana kahvaltıya gelirler. Önce onlara güzel bir kahvaltı sofrası hazırladım. Hep birlikte kahvaltımızı ettik. Sonra onlar kızımın kayınvalidesine geçerler. Bazen ben de onlarla beraber geçerim. Tabii daha sonraki gelecek misafirler için de bayramın vazgeçilmez tatlarından tatlı olarak baklava hazırladım. Ben cevizli severim. Onun için kendim de düşünerek cevizli yaptım. Gerçi çok az yiyorum artık. Diyabetten dolayı. Tabii birkaç et yemeği yine yaptık. Bir ıspanaklı börek yaptım. Bir de bademli iç pilavı yaptım. Aman Allah'ım, size konuk olarak gelmek lazım bayramlarım. Daha bitmedi yemekler, tatlılar. Sizi de beklerim. Ve bize bugün ne hazırlıyorsunuz? Hemen onu soralım. Kuzu kapama yapacağım. Koyunun veya kuzunun ayak ucundaki kısımlarından, incikten kuzu kapama yapacağım. Pazılı değil mi bir de? Onları pazıya sarıyoruz. Marul veya pazıya, ıspanağa sarılabilir. Biz pazı saracağız bugün dışarı. Ortaya da çok şık bir şey çıkacak tahminimce. İnşallah. Peki malzemelerimizden biraz söz edelim Saniye Hanım. Ondan sonra da yapımına geçelim yemeğimizi. Ben şimdi burada 4 kişi için 4 parça incik aldım. Ondan sonra pazı yaprakları yine. Patates, kereviz, onları elma dilimi şeklinde soydum. Arpacık soğan, havuç, taze soğan, maydanoz, biraz kişniş ve tane karabiber, tuz ve şeker kullanacağım. Çok az da sıvı yağ kullanacağım. Yemeğimizi yaparken. Bir de defne yaprağı var galiba. Onu süslemede, tabak süslemesine kullanacağım. Gerçi et yemeklerinde kullanılabilir defne yaprağı ama bunu da koymuyorum. Tabağı süslerken bazen lazım. Harika. O zaman yapımına başlayalım yemeğimizin ve adım adım sizden de neler yaptığınızı öğrenelim. Öncelikle ocağımızı yapıyoruz. Biraz tencerenin et yemeklerinde ısınması lazım. Birkaç dakika ısıtıp etleri öyle bir içinde çevirip ondan sonra bir miktar haşlayacağız. Tenceremiz ısındı ve yemeğin yapımına başlıyoruz. Etleri kızartıyoruz öncelikle. Etlerimiz böyle cızır cızır piştiler. Etlerimizi biraz kızarttık. Şimdi bunları tavadan, tenceremizden alıyorum. Ve aynı tencerede biraz sıvı yağla şeyimizi, maydanoz ve soğanlarımızı. Tabii arzu eden tereyağı da koyabilir ama ben kuzu etinden zaten o kafi derecede yağlı ve lezzetli. O yüzden sıvı yağ kullanıyorum. Bahçe
bayrağımızı tekrar yükseltiyoruz kısasını. Şimdi etlere biraz sıcak su ekleyerek yeniden pişmeye mi bırakıyoruz? Yeniden pişmeye bırakacağız. Bir yarım saat kadar etlerimiz pişecek. İsminden de anlaşılacağı gibi kuzu kapama. Etlerimizi önce bir küçük kapakla kapatıyoruz. Şöyle. Bütün büyük, öncesinde başka küçük bir kapak. Küçük kapakla kapatıp ondan sonra normal tencere kapağımızı kapatarak bir yarım saat kadar etlerimizin pişecek. Kapağı kaldırıyorsunuz ki diğer malzemeleri de rahat rahat koymak için kapağımızı kaldırıyorum. Patatesleri ilave ediyorum. Yine kerevizleri. Bu aynı zamanda çok besleyici ve vitaminli bir yemek de oluyor galiba, değil mi? Tabii. Her türlü sebze girdiği için. Yani kış sebzeleri var. Vitamini var, proteini var. Şimdi bütün malzemelerimizi koyduk. Bir tek pazı kaldı ama o çok çabuk yumuşayacağı için bu sebzeler piştikten sonra onu da ekleyeceğiz ve çok hafif 1-2 dakika onları da yumuşatıp ondan sonra. Sebzeleri ne kadar pişiriyoruz bu şekilde? Yumuşayana kadar 15-20 dakika sürer. Yani kaşığımızı kontrol ediyoruz. Çatalla, kaşıkla kontrol edeceğiz. Onlar da piştikten sonra birkaç dakika, 1-2 dakika pazı yapraklarını hemen koyup altını söndüreceğiz ve sonra servis edeceğiz. Finale az kaldı. Etimiz sebzelerle birlikte pişti galiba. Galiba diyorum. Ve mikrofonu size uzatıyorum. Onları denedik ve pişmiş. Şimdi çok az, 1-2 dakika kadar pazı yapraklarını da yumuşaması için, hafif yumuşaması için onları da tenceremize alıyoruz. Ve kapattık. Böyle kapatacağız. 1-2 dakikada böyle kaldıktan sonra dediğimiz gibi adım adım finale yaklaşıyoruz. Ortası çamur kıyıdan gel. Efendim, pazılarımızı da buharda haşladık. Bu arada Saniye Hanım onları dışarı çıkardı ki sonrasında rahat sarabilsin. Ve sarma işlemine başladınız bile galiba. Pazılarımızı etlerin etrafına sararak bunları servis tabağımıza alacağız. Al yeydim sarsın diye, al yeydim sarsın diye. Kimseleri almadım. Amanın kimseleri olmadı. Etimiz, sebzelerimiz, otlarımız hepsi birleşti ve gördüğünüz gibi ortaya böyle muhteşem estetik bir yemek çıktı. Çok teşekkür ediyoruz Saniye Hanım. Afiyetler olsun. Bu yemeği, kuzu kapamayı yanında patates püresi veya bir iç pilavla, bademli pilavla, portakallı pilavla dilediğimiz herhangi bir garnitürle birlikte de ikram edebiliriz. Afiyet olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Evet, bu da Saniye Hanım'ın lezzeti artıracak önerileriydi. Ne diyelim? Bayram misafirleriniz bu yemeğe bayılacak. Kuzu ve dananın etinden olduğu gibi sakatat olarak tabir ettiğimiz diğer bölümlerinden de çok lezzetli yemekler hazırlanabiliyor. Örneğin kelle, paça, işkembe çorbası dediğimde birçoğunuzun mutlu olduğunu duyar gibiyim. İşkembeyi sadece çorba olarak bilenlere ilginç bir tarifimiz var şimdi. İşkembe dolması. Süryani kökenli olan bu yemeğin Süryanice adı ise kibe. Şimdi işkembe dolmasının nasıl hazırlandığını hep birlikte izlemek üzere Melek Hanım'ın evine konuk oluyoruz. İşte bayrama çok yarışacak bir lezzette karşınızdayız. İşkembe dolması. Evet, Melek Hanım hazırlayacak onu bize. Melek Hanım, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Nasıl geçiyor bayram? Çok güzel. Sevdiklerinizle? Sevdiklerimizle beraber. Harika. Gördüğünüz gibi. Arada da yemek hazırlıyorum diyorsunuz. Diyoruz.
Şimdi işkembe dolması hazırlayacağız. İşkembe dolmasının bir özelliği de gerçekten kurban bayramlarının özel yemeklerinden biri olması. Siz de bunu zaten Mardinler sık sık pişiriyorsunuz bayramlarda değil mi? Tabii ki biz bayramlarda mutlaka yani %90 evlerde vardır işkembe dolması. Şimdi malzemelerimizden biraz söz edelim. Benim hemen şu ilgimi çekti. Bir ipek görüyorum masada. Dikerek hazırlıyoruz değil mi? Evet, dikerek tabii. Önce işkembeyi alıyoruz. Yani koyun veya dana işkembesi. Onu biçiyoruz. Kesiyoruz küçük küçük şöyle gördüğünüz gibi. Sonra bu şekilde kesiyoruz. Yani üst üste koyu. Bu şekilde kesiliyor. Sonra işte gördüğünüz gibi iğne ipekle şekilde alıyoruz. Siz yapmaya başladınız bu arada. Siz yapmaya başladınız ama bir şey yapalım. Malzemelerden de kısaca söz edelim. Başka neyimiz var diye. Pirincimiz var. Pirincimiz var. Etimiz var. Kuşbaşı yani sotelik kesilmiş etimiz var. Dolmanın içine girecek. Evet, dolmanın içine girecek. Nanemiz var. Karabiber, tuz. Ve işte gördüğünüz gibi yeni ettiğimiz. Bir de mahretimiz var ki bu nefis yemeği yapabilelim değil mi? İnşallah. Bakalım beğenecek misiniz? Şu şekilde. İkisi de bir boyda, ikisi de bir boyda bilinmiyor kıymet. İşkembelerimizi itinayla diktik. Daha doğrusu Melek Hanım dikti, ben onu izledim ve şimdi sıra geldi içini hazırlamaya. Evet, içini hazırlayalım. Şimdi şu anda dikildi hepsi. Pirincimizi alıyoruz, yıkadık pirincimizi. İç harcımızı da hazırladığımıza göre şimdi de işkembeleri dolduruyoruz herhalde değil mi? Karıştırdıktan sonra işkembelerimizi alıyoruz. Açıp bıraktığımız yerden bu şekilde doldurmaya başlıyoruz. Hafif böyle kıvırıyorsunuz dışa doğru. Yani açacaksınız hafif. Bu şekilde. Bunun bir püf noktası var mı? İçine çok doldurmamak gibi. Tabii ki çok doldurmayacaksınız. Hafif yarım kalacak. Ben şimdi size bu şekilde göstereceğim. Peki sonra tekrar mı dikerek kapatıyoruz? Tabii. Tekrar dikeceğiz. Dikiş işlemi bitmedi yani. Hafif. Yani şu kadarcık bir şekilde kalacak. Yukarıdan boşluk bırakıyoruz biraz. Hafif boşluk kalacak. Şu şekilde dolduruyoruz. Böyle kenara koyuyoruz. Hepsini birden dikeceğiz. Sonuncu işkembe dolmamızı da dolduruyoruz. Ve hemen dikme işlemine geçebiliriz değil mi? Tabii. Şu anda küçük başları dikiyoruz. Bahçalarda Melek Hanım işkembe dolmalarını bir güzel dikti, artık hazır etti. Bu arada Melek Hanım ne kadar güzel bir isminiz var. Teşekkür ederim. Kim koymuş isminizi? Anneanne. Anneanneniz zevkliymiş. Gerçekten böyle kulağa çok hoş geliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ne yapıyoruz son noktada? Diktik. Gördüğünüz gibi ağızdan da diktik. Sıcak suyumuzu koyuyoruz üzerlerine şu şekilde. Çünkü hemen hemen bir saat kaynayacak. Biraz da tuzumuzu atıyoruz. Bu şekilde ateşe koyuyoruz. Kaynadığı zaman üstünden köpüğünü alacağız birazcık. Köpük oluyor çünkü üstünde. O köpüğü aldıktan sonra kısık ateşte pişireceğiz. Bir saat sonra işkembe dolması hazırlanmış olacak. Evet, öyle. Bir saatlik süreci tamamladıktan sonra işkembe dolmasının pişmiş ve servisi hazır haliyle karşınızda olacağız. Evet, uğraştık. Bayağı da bir zaman harcadınız, emek harcadınız ama... Yemek isteyen bir yemek çünkü. Onu alıyorsun, yıkıyorsun, doğruyorsun, dikiyorsun. Yani en çok emek isteyen bir yemek. Temizlemesi de ayrı sorun. Ayrı bir sorun o zaten. Ama sonuçta böyle muhteşem görüntülü... Yemek muhteşem. Bir lezzet çıkıyor. Peki onun için değiyor diyoruz. Tabii ki siz karar vereceksiniz buna. Peki hemen alalım o zaman. İçini de açıp izleyicilerimize gösterelim. Bunun yani yemek yerken bunun elinle yiyeceksin. Bu çatal bıçaklık bir yemek değil çünkü. Bu elle yenecek bir yemek. İsterseniz o şekilde göstereyim ben size. Çünkü biz bıçakla çatalla bunu yemeyiz. Bu şekilde ipleri çıkartırız. Harika yeme yöntemi de öğrenmiş oluyoruz. Bu şekilde
Ya istersen daha sonra bıçakla. Gördüğünüz sevgili izleyicilerimiz, dediğimiz gibi biraz uğraştırıcı. Özellikle dikme konusunda biraz bilgi sahibi olmanın yanı sıra elinizin de buna alışkın olması gerekiyor. Alışkınız yani sürekli yaptığımız için. Ama yine de biz size püf noktalarıyla detaylarıyla gösterdik bu yemeği nasıl hazırlanacağını. Bence siz de mutlaka bu bayram işkembe dolmasını denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun. Sırada yine bir Osmanlı klasiği var. Kuzu ciğer sarma. Bu geleneksel yemeği İstanbul'un geleneksel lokantalarından birinde görüntüledik. Mekanımız Güneydoğu değil de İstanbul olunca bulgur da yerini pirince bırakmış oldu. Belki bu fırsatla neden birbirini çok seven iki insana kuzu ciğer sarması dendiğini de anlamış oluruz. Ne dersiniz? Bayramlık lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi de İstanbul'da oldukça tarihi ve aynı zamanda Türk mutfağından sunduğu lezzetlerle dikkat çeken bir restoranda ton ton bir ustayla birlikteyiz. Merhabalar Abdullah Usta. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? İyiyiz bizler de. Öncelikle iyi bayramlar dileyelim. Sizlere de efendim. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek ve kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Bize bugün ne hazırlıyorsunuz ustamız? Şimdi bugün size Osmanlı geleneği kuzu ciğer sarma. Buyurun isterseniz önce malzemesini tanıyalım. Tamam, kuzu ciğer sarma dedik. Onun böyle bir vurgulayalım, ne hazırladığımızı vurgulayalım. Kuzu ciğer sarma hazırlayacak bize Abdullah Usta. Nelerimiz var malzemelerimizin arasında? Şimdi malzemelerimizden ciğer, salça, tereyağı ya karışımı, soğan, fıstık, üzüm ve karabiber, tuz ve ana maddesi pirinç. Bunlar pilav mı oluyor? Evet. Yani ciğer sarma dediğimiz şey de, kuzu gömleği dediğimiz şey de bu. Pilavımız hazırlandıktan sonra kuzunun karın kısmına çıkan gömlek yağımız. Yağımızı normal bir şekilde de keser. Pişmiş olan, hazırlamış olduğumuz ciğer sarma malzemesini porsiyon halinde sarar, tepsiye dizer, yumurta sürer ve salça ilave ettikten sonra fırınımıza verip pişmesini, kızarmasını bekleriz. Ve piştikten sonra servisimize hazırdır. Sen böyle anlattın, ben de şöyle kafamda bir şeyler şekillendirmeye çalıştım ama tam yerine oturmadı ustamız. Herhalde sen hazırlarken daha iyi anlamış olacağız. Şimdi öncelikle pilavdan bahsettik, pilav malzemesinden. İstersen pilavı da bir nasıl hazırladığımızı anlatalım, sonra da izleyicilerimize gösterelim. Tabii efendim. Şimdi temiz bir tencereye ocağa koyup içerisine demin anlattığım gibi tereyağı ve pilav karışımı. Sade tereyağı olursa acı olur. İçerisine soğan ilave edelim. Soğan karıştırdıktan sonra içerisine ciğerimizi, fıstık, üzüm bir müddet karıştırdıktan sonra salçamızı ilave ederiz. Tekrar biraz daha karıştırırız. Ama pilav ilginç bir pilav. İçine salça giriyor. Tabii. Ve ondan sonra acaba demin anlattığım gibi ana madde pirinç ilave edildikten sonra bir miktar su, tuz ilave eder, kapağını koyup pişirmeye bekleriz. Fıstıklı, üzümlü ve de ciğerli pilavımız nefis bir şekilde pişti. Artık doldurmaya hazır. Doldurmaya hazır. Harika. Ne yapıyoruz şimdi ustamız? Bir gömlek yağımızı normal boyutta kesiyoruz. Gömlek yağlarımızı da kestiğimize göre. Şimdi saralım. Küçük çukur bir kap geldi şimdi masaya. Tabii. Bunu doldurmak için kullanın. Doldurmak için. Karıştık ormanlara, ben acırım acırım sevdalık olanlara. Sevdalısın sevdalık, salın sarmaz beni. Yedi kat yere girsen arar bulurum seni. Kuzu ciğer sarmalarımızı ustamız maharetli elleriyle sardı, bitirdi, tepsi bize dizdi. Şimdi geldik üstüne yumurta sarısı sürmeye. Şimdi üstüne normal şekilde yumurtamızı süreceğiz. Güzelce kızarsın, ağzımıza layık olsun değil mi? Tabii, kıpkırmızı olmasını yumurta
sağlayacaktır. Ve fırından çıkınca yumurtanın kırmızını sağlamasını hep beraber izleyeceğiz. Ve sarma ve yumurtalama işlemi bitmiştir. Fırına hazır. O zaman tepsimizi alıyoruz ve fırına gidiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, kuzu ciğer sarmamız fırında da pişti ve gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı, çıtır çıtır olmuş. Hem çok pratikti gördük, aynı zamanda da böyle görkemli görünüyor. Birazdan ben onu keseceğim, izleyicilerimiz için de göstereceğiz. Ve biraz sonra lezzetini de görmüş olacağız. Ne diyorsunuz ustamız, öneriyor musun izleyicilerimize bu yemeği yapmalarını? Evet, öneriyoruz ve fırından çıkmış şekli afiyet şeker olsun. Ustamız da önerdi, şimdiden size kolay gelsin. Yayla yolunda kızlar gidiyorlar kol kola. Çıktım karşılarına dedim vururlar ola. Aldım anne koluma söyledim her şey tamam. Bastım feryatı deyip bağır bir aman aman. Şimdi sırada kurban bayramlarının en geleneksel yemeği var. Kavurma aslında kurban bayramından çok daha eski. Bu yemeğin tarihi Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları göçebe dönemine dayanıyor. Kendi yağıyla kavrulup kurutulan et haftalarca hatta aylarca saklanabiliyor. Kavurmanın nasıl yapıldığını izlemek istiyorsanız Elmas Yetkin'in evindeyiz şimdi. Bayram kavurmasız olmaz dedik ve nefis bir kavurmayı görüntülemek üzere Elmas Hanım'ın yanına geldik. Öncelikle iyi bayramlar Elmas Hanım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar. Bütün Müslümanlık alemine hayırlı bayramlar olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Siz bu arada nerelisiniz Elmas Hanım? Hemen önce onu sorayım. Ki eski bayramlardan söz etmeden olmaz değil mi? Olmaz, evet. Vallahi memleketimde her an övünürüm. Çok severim memleketimi. Hatta hisleniyorum bir de anlatırken. Hani şu meşhur şiirimizin olduğu geçti borun pazara sür mideye. Sen sür yaptı Elmas Hanım. Oralıyım. Borlusunuz yani. Bir adı da Yeşilbor'dur memleketimizin. Yemyeşil midir Bor? Çok, çok, çok güzeldir. Bağları, bahçeleri. O zaman ne yapıyoruz? Bahar aylarında mutlaka Nide Bor'a da bir uğruyoruz değil mi? Kültür Eşi ekibi olarak. İnşallah orada da bir şeyler yapalım. Ocaklarında, tandırlarında. Dayımın orada çok güzel bir bağ bahçesi var. Orada sizlerle çekim yapalım. Harika. Peki Nide Bor'da nasıl geçerdi bayramlar? Vallahi büyük babam ve büyük annemlere giderdik misafir. Büyük babam sabahları namaza giderdi. Ev tabii hazır vaziyette, misafir çok gelirdi. Büyük, çok saygın kişilerdi. Büyük annem tereyağlı karanfilli kurabiyeler yapardı, un kurabiyeleri. Ay ne güzel, karanfilli kurabiye. Evet, çok güzel olurdu. Mis gibi kokar o. Büyük bakır böyle özel çaydanlıklarında büyük annemin baharatçısı vardı. Onun içerisinde tarçın çubukları, karanfiller kaynar, o ev mis gibi kokar. Su gibi yayılırdı yani eve. Anlatamam size o güzel kokuyu yani masanın şeyin sobanın üzerinde ve gelenlere çay yerine bu çay ikram edilirdi. Bitki çayı çok da lezzetli olurdu. Arzu edenler sonradan kavurmaya, işte kurban kavurmaya veya yemeğe kadarlardı. Hatta akşamına da kelle paça pişerdi. Büyük babamlar onları çarşıda üttürürdü böyle kelleyi. Üttürmek ne demek? Şeylerini, tüylerini falan böyle yakarak onlar burunları falan yapmaya temizlenirdi. Onlar güzel çömleklere konulur ve tandırın en böyle yanıp da sönüp köz kısmına gömülürdü. Üstü hamurlanıp akşam yemeğine kalanlar büyük ziyafet yerlerdi. Çok güzel olurdu. Paçaları, kesilen hayvanı. Çok da lezzetli olurdu. Çok da güzel olurdu bayramlar. Yani o ambiyans hala hiç unutamıyorum. Siz anlatırken ben bile görmediğim halde oralara bir uzanıverdim Elmas Hanım. İnşallah gidelim.
Şimdi bayramın en klasik yemeği olan kavurmayı yapacaksınız bize. Evet. Ama ben masada pek çok farklı malzeme görüyorum. Zaten etimiz var, kuşbaşı etimiz. O olmaz olmaz ama bunlar nedir? Hangi aşamada giriyor? Sadece kavurmamızda biraz tereyağımız ve etimiz var. Fakat bunun yanı sıra kavurma olduktan sonra yine memleketimize özgün rahmetli babam mutlaka isterdi, anneme yaptırırdı. Lavaş ekmekleri açılır, yapılır böyle. İçerisine patates, haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurta, taze soğan ve maydanoz ve karabiber tuzla böyle bir salata yapılırdı. Büyük babanız ağzının tadını biliyormuş. Babam da tabii sonradan. Sonradan bu etle birlikte bunlar bizim oranın tabiriyle dürüm yapılarak yenilirdi. Ben de o şekil olsun diye böyle bir hazırlık istedim, bayramı tam yaşatalım. Çok iyi yapmışsınız, çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi ocağımızın başına gidiyoruz. Önce kavurmamızı yapıyoruz. Ondan sonra da masamıza gelip salatamızı yapmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi geldik ocağımızın başına. Şimdi burada kavurma işlemini yapacağız. Et ne kadar sürede kavrulur aşağı yukarı Elbasan'ın? Şimdi tavamızı kızdıracağız. Tabii ki kanı dışarıya çıkmasın diye, çok kef görünmesin diye ilk önce birazcık boş kavurduktan sonra tereyağını koyacağız. Tereyağın yine de biraz su salıyor, bünyesinde oluyor mutlaka. Onu giderdikten sonra ocağın altını çok ince kısacağız. Ağır ateşte hem pişecek hem kavurma şeklinde olacak. Etimizi kavurmaya bıraktık ve şimdi geldik salatayı yapmak için tekrar masamızın başına. Nereden başlıyoruz? Şimdi patateslerimizi haşladık. Yumurtalarımızı haşladık, soyduk, hazırladık. Şimdi hepsini doğrayacağız o zaman. Evet, taze soğanlarımız, maydanozlarımız, sadece karabiber ve tuzla bir salata yapacağız. O zaman sizi izliyoruz. Patates, taze soğan ve maydanozu küçük küçük doğradı Elmasanım ve şimdi karıştırıyoruz galiba. Şimdi biraz karıştıralım çünkü yeşilliklere tuz serpmemiş olayım. Salatanın özelliği sadece tuz ve karabiber. Zeytinyağı, limon yok. Salatamız da artık hazır. Bu arada herhalde etlerimiz de pişmiştir, değil mi? Evet, şimdi yağını ilave edeceğiz etlerimize. Biraz su bıraktı tabii, etin kişiliği icabı. O suyu çekti. Şimdi tereyağını koyacağız. Ağır ağır. Tereyağı yanmadan etimiz kalmayacak. Tamam. El altında salatamız var. Biz şimdi tekrar ocağa gidiyoruz ve et ne alemde ona bakıyoruz. Etimiz pişmiş mi Elmasanım? Etimiz bıraktı biraz suyu. Şu anda çekti. Şu an tereyağını ilave edeceğiz. Tereyağı yanmadan ağır ağır ateşte. Bir yarım saat kadar kavuracağız. Olsun. Esnada da yumuşayacak. Dürüm yaparak yiyeceğiz. Tamam, o zaman şimdi yağımızı ekliyoruz. Kavurmamız pişti. Bu arada mutfağın nefis kokular sardı. Bizim de iştahımız iyice kabardı. Şimdi dürüm kısmındayız, değil mi? Dürüm yapacağız artık. Evet, yalnız et suyunu bıraktığı zaman iki tane kesme şeker koyuyoruz içerisine. Hem gaz yapma özelliğini alıyor yemeklerin. O şekilde suyunu emiyor. Suyunu emdik, tereyağı koyup kavurduktan sonra da tuzunu ilave ettik. Ete tuzu geç koyuyoruz ki sertleşmesin. Sertleşmesin diye, bravo. Şimdi dürümümüzü yapalım. İnsanlar görsünler. Görsünler bakalım. Biz de görelim. Bir de tadalım, değil mi? Elmasanın bir kebapçı ustalığıyla dürümlerimizi hazırladı. Ben şimdi hemen dürümümüzün tadına bakıyorum. Çünkü zaten kavurma pişerken böyle sabırsızlık içindeydim. Şimdiden ellerinize sağlık Elmasanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Herkese hayırlı bayramlar olsun. Herkese mutluluklar olsun.
Benim oğlum askere gitti. Allah kavuştursun. 2 gün oldu. İnşallah bütün askerlerimiz burnu bile kanamadan hayırlısından dönsünler. Hayırlı askerlikler yapsınlar. Vatanımızı beklesinler. İnşallah hepimizin ortak dileği. Ayrıca herkese iyi bayramlar diliyoruz. Ve ne diyoruz? Kaburmasız bayram geçirmeyin. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında kutlanan Kurban Bayramı'nda ne yemiştir acaba diye merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Rumaniye. Sultan Mehmet yaşadığı dönemde Amerika henüz keşfedilmediği için hayatı boyunca domates yiyememiş veya Hindistan'dan henüz gelmediği için çay içememiş belki ama her bayramda Rumaniye'yi afiyetle yemiş. Üstelik mevsimine göre nar ekşisi, nar suyu, yeşil kabak veya bal kabağıyla, kimyon, kişniş veya mastikayla yani sakızla. Bu özel yemeği bize Nilgün Tatlı hazırlıyor. Efendim, Osmanlı mutfağından son derece ilginç bir lezzet var şimdi de sırada. Bu yemeğin adı oldukça ilginç ve hem yemeğin adıyla ilgili hem de geçmişiyle ilgili bilgi almak üzere hemen Nilgün Hanım'a dönüyorum. Ama önce bir iyi bayramlar, mutlu bayramlar dileyim. Teşekkürler, çok sağ olun. Hoş geldiniz, evimizi şenlendirdiniz. Çok teşekkürler. Bu arada bayram şıklığı da üzerinize yansımış, çok hoş görünüyorsunuz. Siz de öyle çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yemeğimizin adı nedir? Hemen ondan bir söz edelim. Yemeğimizin adı efendim Rumaniye. Yani nar ekşili bir et yemeğinden bahsediyoruz. Ben bu Osmanlı yemekleri üzerine bir araştırma yapmaktayım. Bayağı yoğun bir araştırma içerisine girdikçe inanılmaz güzellikleri keşfettiğim için bu yemeği de birkaç kere evde denediğim için sizinle birlikte aynı şeyi paylaşmak istiyorum. Ben bu arada masaya şöyle bir göz attım. Oldukça ilginç malzemeler var. Hani bunların hepsinin bir araya geldiğini böyle düşününce çıkan lezzet hayal bile edemiyorum. Evet, inşallah hep birlikte bu yemeği birlikte başlayacağız yapmaya. Bu yemeğin içerisinde şu anki marine dediğimiz hardal, bir miktar da sirke var. Ben bunu yaklaşık bir saat önce hazırladım. Bizim için önceden hazırlığı yaptınız. Evet, kesinlikle. Çünkü o lezzeti içerisine alması için mutlaka ve mutlaka daha önceden biz belli bir süre bekletmemiz gerekiyor. Biliyorsun marinenin özelliğinden dolayı. Başka nelerimiz var? Şimdi daha sonra efendim soğanımız var, sarımsağımız var, görmüş olduğunuz gibi kişnişimiz var. Kişniş çok güzel bir bitki, baharat. Özellikle Osmanlı mutfağında inanılmaz kullanılmış. Bakınız bu da onun toz hali. İkisini birden mi kullanacağız? Hayır, ben size bilgi amaçlı koymak istedim. Hangi şeyden üretilmiş ya da öğütülmüş olduğunu göstermek için. Bu kişnişin özelliği Osmanlı mutfağında olmasının başlıca sebeplerinden birisi sindirim sistemine çok iyi gelmesi. Aa, harika, bundan biz de faydalanalım yani. Kesinlikle. Artı maydanozgillerden olması. Mısır döneminde 1000. yılda milattan önce onların mezarlarından bulunmuş bunlar tohumları. Mezarlıklara mı bunları atıyorlarmış? Onlar demek ki çok özel bir bitki oldukları için kendilerince Mısır İmparatorluğu'nun olduğu dönemlerde kendi mezarlarının içerisinde serperlermiş. Yani ruhani de bir anlamı var. Mutlaka bir şekilde vardır tabii, şu an anlayamıyoruz ama diğer taraftan elimizde ne var? Elimizde kimyonumuz var, görmüş olduğunuz gibi. Bu da kendi halinde. Kimyon da çok kullanılan bir bitki Osmanlı mutfağında. Özellikle bayanlar onu, kimyonu kaynatır, görmüş olduğunuz. Bunu can kulağıyla dinliyoruz, bayanlara öneri geliyor şimdi. Kesinlikle. Bu görmüş olduğunuz tohumları kaynattıktan sonra yüzünüzü bu ılık suyla yıkarsanız çok fresh, çok taze bir cilde kavuşacaksınız. Bunu zaman zaman yapmanızı hanımlara tavsiye ediyorum. Kesinlikle, en kısa sürede deneyeceğim bunu. Lütfen. Başka nelerimiz var? Aynı zamanda damla sakızımız var. Bu da çok güzel bir tat katmakta, hoş bir koku vermekte yemeğimize. Nanemiz var ve ondan sonra sıvı yağımız var. Damla sakızımızı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde öğüttüm ben makinede. Ve de tarçın, kabuklu tarçınlarımız mevcut. Herhalde sevgili izleyicilerimiz, siz de benim biraz önce neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. Malzeme çeşitliliğinden bahsederken gördüğünüz gibi bütün bu malzemeler bu yemeğin içine girecek. Artık dediğim gibi ortaya nasıl bir lezzet çıkacak hayal bile edemiyorum. Şimdi öncelikle 4 çorba kaşığı dolusu sıvı yağımızı tenceremize boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Zaten tenceremizde biraz sıcak olduğu için sanırsam etlerimizi hemen koyabiliriz. Soğandan önce et mi koyuyoruz? Evet, daha sonra bu tarifte soğanı koymuşlar. Mutlaka diyorum bu tadında bir farklılaşım oluşturduğu için olsa gerek diye düşünüyorum. Normalde hep soğanı daha önce kavururuz biliyorsunuz. Orijinal reçetesinde böyle yani. Aynen, o reçetesine uymak istiyorum. Evet, şu an etimizi şöyle güzelce yağla birlikte. Daha önce de biliyorsunuz marine etmiştik bir miktar sirke ile birlikte. Hardal kokusu da gelmeye başladı bu arada. Başladı.
Ben aslında toz hardal kullanacaktım ama hadi dedim daha çok hanımlara kolaylık olsun diye. Normal, hazır, satılan piyasada çok güzel hardallarımız var yapılmış. Ondan koymayı tercih ettim. Bu yemeğimizde sadece baharat zenginliği değil, aynı zamanda görmüş olduğunuz bir patlıcan ve bir de dilim bal kabağını kullanacağız. Çok ilginç. Bunlar da şimdi çıktı bu arada ortaya. Malzemelerimizin arasında saymamıştık bunu. Evet, çünkü neden? Daha sonra konacağını düşündüm. Düşünmem nedeniyle herhalde olsa gerek. Bunlar da yemeğimizin sürprizi oldu. O da onun sürprizi oldu size. Şu an tabii etimiz suyunu çıkarmaya başladı. Ve görüyorsunuz su çıktıkça kendisini sıktığı için, büzüştüğü için şimdi soğanı koyma zamanımız geldi diye düşünüyorum. Şu an bir çay kaşığı dolusu kimyonumuzu atalım. Bir miktar. Sonra yine bir çay kaşığı. Bunu daha önceden yaptığım için biliyorsunuz sakız, damla sakızı yapışabilir. Ve diğerinde sarımsaklarımız ve bir miktar da kişnişimizi alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda bu baharat karışımlarının yaydığı kokuyu size anlatamam sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten muhteşem bir koku yükseliyor tencereden. Birlikte karıştırmaya devam edelim. Tatların birbirine girmesini sağlayalım. Evet, inanılmaz bir lezzetle hep birlikte daha sonra tadına bakacağız. Peki, hazır baharatları katmışken başka neler söyleyebiliriz baharatlarla ilgili? Aha, tabii. Baharatlarla ilgili çok uzun süre saatlerce konuşabiliriz diyorum. Çünkü gerçekten dünya üzerinde Rabbimizin verdiği en güzel bitkiler diyebilirim size. Çünkü insanoğlu bunu en güzel şekilde bulmuş, değerlendirmiş ve her türlü hastalıklar içinde şifa olsun diye her zaman hekim başları geçmiş dönemlerde kullanmış ve halen kullanmaya devam etmekteyiz. Şimdi doğal biliyorsunuz birçok çalışmalar yapılıyor. İşte organik ürünler, ne bileyim efendim doğal bitkilere yönelme çok fazla son zamanlarda. Bu da insanın artık doğaya dönmek istemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle hepimizin hayalinde de bir gün böyle büyük şehirden kaçmak. Küçük bir bahçe içerisinde ev olup ön tarafını güzelce böyle istediğiniz şekilde bitkilerle ekip istediğiniz gibi taze taze kullanmaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle, evet. Domatesimiz, biberimiz yetiştirelim. Kendimiz yapalım, kendimiz yediğiniz gibi. Ben evde daha çok kendim yetiştirdiğim için mesela balkonda biberiye, maydanoz, nane ve benzeri size değişik şeyler. Kişniş de ekiyorum bazen. Çünkü bu kişnişin aynı zamanda tohumu biliyorsunuz. Nilgün Hanım, ne diyeyim size, mükemmelsiniz vallahi. Teşekkür ederim. Bunları da en çok baharatlara yönelmemin başta sebeplerinden bir tanesi de eşim Dubai'deyken bir yıl kaldık orada. Birçok baharatla ilgili kendimce çeşitli dokümanlar topladım, çeşitli yazılar aldım. Başkonsolosluğumuzdan tekrar değişik böyle o ülkeyle ilgili, yiyeceklerle ilgili birçok kitaplar derledim. Ve onların içerisine dalınca kendimdeki bütün iş yorgunluğumu, günün tüm yorgunluğunu unutuyorum. Baharatlar ve yemeklerle. Ben de şu anda sizi dinlerken inanın bütün yorgunluğumu unuttum. Teşekkür ederim. Ve hakikaten böyle iştahımızı daha da bir kabartıyorsunuz. Öyle güzel anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten baharatlar sadece dediğim gibi yemeğe lezzet katmıyor. Vücudumuzda her konuda sağlık olarak bize şifa sunuyor. Size anlatmış olduğum gibi kişnişin aynı zamanda bağırsaklar üzerine çok güzel etkisi var. Bağırsak hazımsızlığı olan, yani nasıl diyeyim, yeme hazımsızlığında olan ya da ne bileyim şişkinlik yaptığı zaman kimyonu bile bir tatlı kaşığı kaynattıkta bir kere kaynatacaksınız ve süzeceksiniz. Çok kaynatmayacaksınız. Onun suyunu içmeniz yine bağırsaklarınızda, sindirim sisteminizde korkunç bir rahatlık ve gaz giderici özelliğine sahip olacak. Hanımlar herhalde bu habere bayıldı değil mi? Evet, evet. Anason gibi neredeyse çok büyük değişik böyle keyifle kullanabileceğiniz bağırsaklar için bitkilerimiz. İşte programımızın bir özelliği de bu. Hem tariflerimizi paylaşıyoruz sizinle ve hem de püf noktaları, pratik bilgiler, onları da bir taraftan veriyoruz. Evet. Ve çok şanslı bir ülkede yaşamaktayız. Çünkü neden çok şanslıyız? Aktarlara gittiğimiz zaman her türlü her şeyi bulabilme avantajımız da var ülkemizde. Çünkü 3-4 mevsim bir arada yaşayabiliyoruz. Yazın efendim Antalya'da sonbahar ya da kış olmadığı için oradan diğer bitkiler. İşte kışın biliyorsunuz İç Anadolu'dan diğer bitkiler, yani kışlık sebzeler. Her öğrenin güzellikleriyle birlikte kendi ülkemizde her şeye sahibiz. Çünkü yurt dışında gittiğiniz zaman bilirsiniz birçok sebzeler ve ürünler hepsi
yapaydır. Yani yapay demeyeyim size, dayanabilmesi için, çünkü iklim yetersizliğinden şey olmaktadır. Çok çabuk çürümektedir. Özellikle Dubai ve gibi çok sıcak ülkelerde. Şimdi bal kabağı ve patlıcan ekliyoruz. Yemeğimiz biraz daha ilginçleşecek. Evet, bunları da koyalım. Çubuk tarçınlar. Kıralım birazcık. Bu tarçın da ona güzel bir lezzet katacak. Nar ekşimizi daha sonra koymayı tercih ediyorum. Çünkü çok pişince o ekşilik daha bir yoğunlaşıyor. Yemeğin tadını sanki bana göre biraz bozuyor gibi. O yüzden daha sonra eklemeyi tercih ediyorum. Evet, sebzelerimiz çok lezzetli olacak, inanır mısınız? İnanıyorum kesinlikle. Bu kiloları boşa almadım Neslihan Hanım. Tamam, sebzelerimizi de biraz pişiriyoruz. Ondan sonra artık son eklemeleri yapacağız. Evet, yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Artık yeterince piştiğini tahmin ediyorum. Çünkü görüyorsunuz hafif hafif pembeleşmeler kabakta ve patlıcanda sönmeler başlamış. Bu da bize artık nar ekşimizi yavaş yavaş koymamızı istiyor. İsterseniz birazcık su dökelim de 1-2 dakika daha beklersek sanırım daha bir keyifli tadına ulaşacağız. Çünkü su oranı da gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü emdi et iyice. Piştikçe biliyorsunuz su çeker et. Tarçınlarımızı alabiliriz. Çok fazla sevmiyorsak. Seviyorsak bekletebiliriz içerisinde. Nar ekşisini ekleyeceğiz. Evet. Lezzeti daha da arttıracak. Kalan nanemizi de koyalım ki o nanenin son o kokuyu da alabilelim. Piştikçe çünkü uçtuğu için kokusu. Onu da tekrar eklemekte yarar görüyorum. Evet. Nar ekşimiz. Oh, şahane görünüyor. Evet. Beklediğimize değdi. Gerçekten şahane görünüyor. Şimdi birazdan yemeğimizi servis yapıyoruz ve sizin için tadına bakıyorum. Ne göz ne gezersin hayatta. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti ve özel bir servis kabıyla masamıza geldi. Bu arada Nilgün Hanım'ın sohbetini demek de ayrı bir keyifti. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda anlamını ifade eden diyeyim artık Osmanlı yemeğini size böyle güzel bir Osmanlı porselenini de sunmak istedim. Evet, sunumumuz da gerçekten son derece şıktan bayrama yaraşır. Çok teşekkürler. İsterseniz eğer yemeğimizi daha böyle sofrada göz alıcı, canlandırıcı yapmak istersek, yani keyifli bir şekilde bir miktar frenk üzümü dökebiliriz. Oh, kırmızılar. Kırmızılar, morlar. Eğer bulamazsak nar da koyabiliriz. Tabii nar da koyabilirsiniz. Aynı zamanda yaban mersinimiz de var. Zaten büyük marketlerde artık dondurulmuş olarak satılmakta. Hanımlar için zor bir şey değil. Gidip bulabilirler. Ve böyle tuloflara değişik böyle görüntü, tat katabilirler diye düşünüyorum. Beyler böyle sürekli hanımlara konuştuğumuzda bize çok kızıyorlar. Biz de sizin programınızı izliyoruz, çok seviyoruz. Niye sadece hanımlara konuşuyorsunuz diyorlar. Evet, hanımlar ve beyler, artık büyük marketlerde yaban mersini bulmak çok kolay. Eğer yemeğinizi böyle süslemek isterseniz, evet, frenk üzümü ve yaban mersini marketlerden bulabilirsiniz. Yok bulamam diyorsanız ya da yakındaki marketlerde bu malzemelerden yoksa nar tanesi de kullanabilirsiniz. İstediğimiz şekilde süsleme yapabiliriz. Nar tanesi, siyah üzüm, onları da kullanabilirsiniz. Her şey, tabii ki künar. Tabii künar diyorum, kusura bakmayın, ben Giritliyim çünkü. Biz dolmalık fıstığa künar diyoruz. Daha önceki programlarımızdan bunu hatırlıyorum, evet. Evet. Şimdi benim en sevdiğim kısımda sıra, yemeğimizin tadına bakma kısmında. Nikahımızı kıysın, ünle gelen hocam. Valla Nilgün Hanım, muhteşem olmuş. Olsun. Tatlı, ekşi, baharatlar, damla sakızın aroması, etin lezzeti, hepsi aynı tabakta birleşmiş. İnanılmaz, gerçekten çok keyifli bir yemek olduğunu tahmin ediyorum. Sadece yemek değil, sizin sohbetiniz de ayrı keyifliydi. Sağ olun, her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, iyi bayramlar tekrar. Size de başka bayramlarda da buluşmak üzere. İnşallah, çok sağ olun, iyi günler. Bayramlık yemekler arasındaki lezzet turumuz burada sona erdi. Haftaya yepyeni bir kültür aşını yine sizlerle birlikte hazırlamak üzere. İyi bayramlar.